FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Konyaspor deplasmanda oynayacağımız maçla bırakmıştık. Şimdi Konyaspor deplasman maçı geldi, çattı. İlerleyen günlerde ne oldu? Ravel Morrison sakatlandı. Uzun süreli bir sakatlık, bir aylık sakatlık sezonu kapattı diyebiliriz. Ama ben Ravel Morrison'ı kiralama iptal edemiyormuşum ne yazık ki. Kiralama iptal etmeye çalışacağım. Niçin diye soracak olursanız zaten orta sahada kiraladığım bir oyuncu, aslında umudum olmayan oyuncu beni buralara taşıdı. Çok şeyler beklediğim oyuncu Ravel Morrison pek bir katkı sağlayamadı açıkçası. O yüzden Alena ile devam edeceğim. Eğer kiralık olarak geri gönderebiliyorsam Morrison'ı da kiralama iptal edebiliyorsam ederim. Alena, Ozan, Van Persie, Van der Wiel, Emre, Alena iyi vurdu ama Serkan kurtardı. İlk şut bizden 30. 33. saniyede. Baic Hora yalnız var ya, çok iyi girdi vurdu. İsmail Alena, İsmail Atıf, Ozan, Alena, Van Persie, hadi oğlum. Atamadık, atamıyoruz. Gol olmadı. Emre, Douglas. Ömer Ali çok süratli gidiyor. Ömer Ali. İsmail karşıladı. Alena. Alena. Van der Wiel. Ozan. Alena. Emre. Tekrar Alena. Van Persie'ye döndü. Atıf. Ozan. Harika bir gol. Maçta 15. dakika. Konya deplasmanında 1-0 öne geçtik. İyi top oynuyoruz. Skoru arttırmamız lazım. Mehmet. Mehmet harika vuruyor. İki orta saha oyuncumuz var. İkisi de golü attı. Bir Ozan, bir Mehmet. Şimdi sıra Alena'da. Haydi bakalım. Oo, kötü bir şey. Etkili gelebilirler. Skubic bomboş kaleciyle karşı karşıya, açısı daraldı. Vuruşunda Volkan Demirel topa sahip oldu. Emre Van Persie indirdi. Ali Çamdalı tekrar Emre Atıf. Emre ceza alanına girdi. İçeri çevirdi Van Persie. Direğin çok az farklı üstünden gidiyor. Maçın gidişatından memnunum beyler, böyle devam edin deyip takımı gaza getirdik. Van Persie, Atıf topu kapamadı. Van der Wiel, tebrik ediyoruz kendisini. Alena, Emre. Emre giriyor. Emre çok gereksiz bir vuruş yaptı. Alban Meha, orta sahadaki belki de en teknik oyuncusu Konyaspor'un, sakatlandı. Takımımız çok mücadele ediyor. Yoruluyor bu yüzden. Ama dişlerini sıkacaklar. Ligde son 4 maç kaldı. Kupada da bir maç garanti oynayacağımız var. Büyük ihtimalle finale çıkacağız ama. Bahic, Johnson, Ali Çamdalı, Gege. Hora'ya, defansın arkasına Hora kaleciyle karşı karşıya. Neyse ki gene kötü bir vuruş yaptı. Biraz daha defanstan kısa pasta çık. Biraz daha düşük tempo, daha dar alan yaparsak sanki takım daha az yorulur gibime geliyor benim. Alena, Souza değişikliği yapalım. Maçta artık son anlar. Van Persie, Emre, Van der Wiel, her an bitebilir maç. Zorlu bir deplasmanı bitirmiş olacağız. Ali Çamdalı kırmızı mı görecek? Sarı kart gördü. Serbest vuruş kullandırılır mı? Kullandırılmadı. 2-1 ile ikinci golü ne zaman yedik? Yalnız ben neyse ya. Özeti yükle diyelim. Neyse, sağlık olsun. Vallahi şeyi görmedim. Başka yere bakıyordum. Golü görmedim.
Bir de 70. dakikada atmış. Allah Allah. Ne zaman attın lan? Çok merak ediyorum ya. Vallahi nasıl gözden kaçırdık bilmiyorum. Neyse. 2-0'a gelince başka bir şey görmedik. 426 bin euro daha aldık. Ya bu kadar maç kazanıyoruz. 426 binler, 400 bin eurolar falan filan geliyor ama yetmiyor işte. Vallahi Mehmet gerçekten 8-30'da oynadın. Harika oynadın. Fikstüre bakalım. Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Sonra Gençlerbirliği maçı var. Lig Kupa diyelim. Beşiktaş kimle oynayacak? Osmanlıspor kendi evinde. Umarım Osmanlıspor onları parçalar. Ya ne sert oyunu kardeşim, ben sert oyun falan oynatmıyorum, beni rahat bırakın. Medya benim üstüme geliyor. Ya Ertuğrul neymiş? Ertuğrul'u tamam, özel antrenmanlı pozisyon almayı bırakıyorum. Tamam, şimdi rahatlarsın artık. Beşiktaş maçı ne oldu çok merak ediyorum. Şimdi bakacağız bunlardan sonra. Recep Yılmaz sakatlık geçirmiş. Geçmiş olsun Recep. Şener Türkiye kadrosunda olmasın. İlgilendiğimizi açıklayalım. Transfer olarak. Aynen öyle İshak'cığım. Vallahi İshak genç ve iyi bir golcü. 17 yaşında. Tabi tam forvet bütün o şeyciler oynayamıyor. Ne derler? Forvet oyuncular oynayamıyor ama üstüne çok koyacaktır ya bu oyuncu. Yani ne derler? Hücum oyuncusu özellikleri, bitiricilik, işte hız hızlanma vesaire, böyle fiziksel biraz özelliği gelişmiş. Daha 17 yaşında olmasına rağmen en azından o özelliklerini geliştirmek için uğraşmayacağız. Belli başlı şeylere yönelip daha hızlı gelişeceğiz. Neymiş? Bakalım bizle alakalı bir şey var mı? Alexander Isak'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği yönünde dedikodular duymak. Faruk Akbaş, İbrahim Karagöz ne demiş? Biri ona kalenin nerede olduğunu hatırlatsın önce İshak için. Risk almamıza hiç gerek yok bence. Gol orucunu ne zaman bozacağına dair bahis açmışlar. Yani medyada da böyle haberler var. İshak'tan memnun değiller. Adam 6 maçta 2 gol atmış. 2 maça da sonradan girmiş. Vallahi ikinci bir Guiza vakası yaşatmayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda tribünlerin full çekmesi bekleniyormuş. Yani 50 bin kişi gelecek tribünlere. Beyler bu arada Konyaspor maçında golü görmememin sebebi pizza siparişi vermiştim. Karnım acıktı çünkü. O yüzden görmedim. Bu arada pizza da yola çıkmış. İnternetten takip edebiliyorsunuz. Umarım
Bu Gençler Birliği maçından sonra pizza gelir. Bekir Barış için diyorlar ki Mehmet Topal'la çalıştırman lazım bu adamı diyorlar. Kırmayalım. Mehmet Topal. Ya bazen şey oluyor böyle genç oyuncu böyle çok işte Mehmet Topal'la çalış diyorsun örnek veriyorum şey diyor. Yani işte ben onunla oynayıp oyunumu geliştireceğimi düşünmüyorum diye böyle saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Jermaine Lens'i çıkartacağım. Onur Mutlu bizim 16 mı 17 mi kaç yaşındaydı bu? 16 yaşında genç oyuncumuz bu arada bir sakatlıkta geçirdi. Eğer gerekli skoru, ihtiyacım olan skoru yakalarsam bu adamı oyuna alacağım. İlk maçına da çıkmış olacak böyle. Eğer ki şampiyonluk son 3 maç kaldı. Şampiyonluğu da şey yaparsak, büyük ölçüde garantilersek, büyük ölçüde değil garantilersek yani işi şansa bırakamam çünkü. Şans yanımızda olsun dedik. Hadi bakalım çocuklar. Mehmet, İsmail, Ozan, Emre, Alena, Atıf çok güzel paslarla geldik de Emre kaptı. Vallahi Atıf arkadan geldi. Maga Gueye sakatlandı. Bekir Yılmaz orta sahaya çok çalışkan bir oyuncu. Bekir Yılmaz da çok koşan, çok pres yapan, yorulmayan bir oyuncu. Hayrullah, Mehmet, Alena, Ozan çok güzel bir top attı ama gelmedi. Atıf, Ozan, Emre Mor'a iyi bıraktı penaltı. Canberk Dilaver yetişemedi Emre Mor'a. Çekti düşürdü herhalde. Adanaspor'un altyapısından yetişmiş. Sağ bek. Van Persie 6. penaltısı. 6. penaltıda 3. golünü atıyor. Daha önce 3'ünü kaçırmıştı. 6 penaltının 3'ünü kaçırıp 3'ünü atan bir golcüm var. Her şeye rağmen Van Persie'nin penaltı atmasına devam edeceğim. Gol sayısının yüksek olmasını istiyorum çünkü Van Persie'nin. Renan, Edgar Silva'ya gelmedi. Skirtle iyi top kesti. Alena iyi top attı. Atıf, Van Persie'yi görse tehlike kendisi vurmayı tercih etti. Bu arada şu an elenmem için 4 gol yemem lazım. 4 gol yemeyeceğimi düşünerek pardon yanlışlık oldu. Şöyle bir geri al yapayım. Evet. Atıf'la Onur'un yerini değiştiriyoruz. Genç oyuncumuz Onur Mutlu'yu 16 yaşındaki genç yeteneği oyuna aldık. Hadi bakalım. Yiğitan'ı niye almıyorsunuz diye soracak olursanız bu arada Mehmet ikinci golünü attı Emre Mor'un asistinde. Yiğitan'ı hatırlayacağınız gibi değiştirdiğim maçlarda hep gol yiyorum. Göbek zayıf kalıyor ve çok riskli maçlara geldik artık biliyorsunuz. O yüzden almıyorum. Ama şampiyonluğu garantilersem Yiğitan'ı gene kadroya alabilirim. Hiç sıkıntı yok. Mehmet Topal Souza değişikliği yapalım. Van der Wiel Şener değişikliği yapalım. Artık Türkiye Kupası'nda da finale çıktık. Finalde acaba kimle oynayacağız bilmiyorum. Umarım iki kupa gelir bu sezon. Fener gol gol gol. İki kupa geliyor. Tezahüratları yapan taraftarlarımız var şu an. Ben duyuyorum. Siz duyamıyorsunuz ama. Onur ilk profesyonel maçına çıkmış. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet, Fenerbahçe Galatasaray. Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Galatasaray arasında olacak. Şimdi Gençler Birliği deplasman maçı var. Beşiktaş ne yapmış? Beşiktaş yenmiş geçen hafta. Osmanlıspor 1-0. Şimdi Galatasaray maçları var. Dananın kuyruğunun kopacağı maç olabilir bu maç. Niçin? Bu maçta yenilirlerse 32. hafta 62 ben 67 oluyorum. Aramızda 5 puan fark olacak. Gene garantileyemiyorum. Ama çok rahat olurum. Ondan sonra bir beraberlik beni şampiyon yapabilir mi? Yok. Yapmaz. Niçin? İki beraberlik şampiyon yapar. Çünkü ikili averajda Beşiktaş benden önde.
Aynı puanlara denk gelirsek son hafta şampiyonluğu hediye ederiz yoksa. Valla Mayıs ayına kadar bu hafta belli olur büyük ölçüde ama gene ne olursa olsun Mayıs ayına kadar şampiyon belli olmayacak. Bu neymiş? Ha, önerilen Norveç Premier Lig takımlarındaki oyuncular. Oo, çok iyi bir oyuncu hakikaten, daha 19 yaşında. Kim izliyormuş? Hull City. Rosbach. Bu da iyi. Hemen takip listemize ekleyelim. Yalnız işte bu oyuncuları para verip satın alamıyoruz. Genç oyunculara yöneleceğim. Genç oyuncular alacağım. Genç oyuncular bulacağım. Parasızlık, parasızlık, parasızlık. Sıkıntımız parasızlık. Norveç Ligi'nde güzel, enteresan oyuncular çıkıyor. Ben mesela işte gözlemci gönderdim Norveç Ligi'ni. Gözlemliyor. Bana daha doğrusu bana aklımda onu yapmak vardı. Uyarı geldi. Norveç Ligi'ni gözlemleyelim abi diye. Tamam abi dedim. Gidin bakın dedim. Bakın çok güzel iki tane oyuncu getirmişler ama işte alamıyorum. Şimdi gideceğim başka takıma kahrolacağım. Yani o da iyi değil. Politevic'e evet saygı duyuyorum ya. Politevic benim çok sevdiğim bir oyuncu. Niye bilmiyorum ya. Hiçbir şeyim yok ama amacım yok yani ama çok seviyorum Politevic'i. Politevic milli takımında inanılmaz bir frikik golü atmıştı ya, Roberto Carlos'unki gibi bu geçtiğimiz günlerde. Kimle oynuyorlardı hatırlamıyorum. Ama bir bakın derim yani, Politevic frikik golü yazsanız ilk sırada çıkıyor. Evet, bu bölümün son maçına geldik. Gençler Birliği 11. sırada, Fenerbahçe 1. sırada. Güzel olmuş. 11 10, 11 1. Vallahi tahminimce bu maçı yaparken pizza gelecek diye düşünüyorum. Açlıktan böyle gözlerim mide boşluğuma düşecek. Yani böyle midem beni yutacak. İsmail hakkındaki hiçbir rapora bakamayacağım. Onur Mutlu 60 dakikaya çıkmış. Onur sen gene kal Onurcuğum. Hani bir ihtimal Yiğitan ne durumda? Yiğitan izleniyor bu arada. Gelişime devam ufak ufak da olsa Eskişehir izliyormuş. Yani ikinci lig için iyi bir oyuncu deniliyordu. Eskişehir gibi PTT 1. Lig'de mi Eskişehir? Onu da bilmiyorum ama PTT 1. Lig'de olması lazım. Eskişehir istiyor, izliyor. Ama vermeyeceğim. Fenerbahçe'de kalırsam vermeyeceğim. Bir sezon daha ilgileneceğim o çocukla. Atıf. Pizza geldi beyler. İlk yarı bitmiş. Pizzayı aldım. Nasıl kokuyor ev? Nasıl kokuyor anlatamam sizlere ya. Hücum ağırlıklı oyuna dönelim. Oğlum saldırın, saldırın. İleri çıkın. İlk yarıda ne oldu hiç bilmiyorum. Biriniz anlatsın bana. İrfan, Uğur, aman, aman, aman lan! Politevic. Seni artık sevmiyorum Politevic. Seni artık sevmeyeceğim. Van Persie hiç iyi oynayamıyor. Daha azimli oynayın lan. Penaltı. Oo.
Şu an var ya büyük hayal kırıklığı. Sakın, sakın, sakın. O harikasın Volkan. Bu maçın kırılma anı. Atıf ne yapıyorsun Atıf? Ya Van Persie seni çıkarmak istemiyorum. Emre. Ulan yüklenin. Wanderwill, Alena, Emre. Hadi oğlum. Çok güzel. Van Persie kaleciyle karşı karşıya gol. Maçta 76. dakika. Robin Van Persie. Emre, Schürtel, gol Mehmet Topal. Maçta 86. dakika. Kontrollü oyuna dönün. Kontrollü. Konsantre olun. Mehmet, Van Persie, Emre penaltı. Van Persie kullanacak penaltıyı. Yedinci penaltı geliyor. Hof. 3 gol. 3'ü kaleci kurtarmıştı. Yedinci penaltıyı da kaleci kurtarıp içeri girdi. Valla son dakikalarına çok büyük ağırlık, çok büyük yükle girdiğimiz maçı 3-1 ile bitirdik. Kaçıncı dakikada attık ilk golümüzü? Valla 77. dakikadan 87. 90 yani 13 dakikada 3 gol attık. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Galatasaray'ı yenmişler. Eğer ki yenilseydik Beşiktaş 1-0 yenmiş. Eğer ki yenilseydik iptaldik yani. Beşiktaş önümüzde olacaktı. Hemen bir lig kupa yapalım. Her yer pizza kokuyor. Sezon öncesi değil. Elim ayağıma dolaştı açlıktan. Ne yaptık şimdi? 67 puanımız var. Beşiktaş'ın 65. Karabükspor'un 60. Karabükspor Avrupa'ya gitmeyi garantilemiş. O Konya epey düşmüş. Akser gelmiş. Şimdi şampiyonlukta sadece Beşiktaş ve benim aramda kaldı ama Beşiktaş'ın bir ikincilik sıkıntısı olabilir. Formumuzu görüyorsunuz. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Son Gençler Birliği maçı çok adrenalinli geçti. İlk yarısını bilmiyordum ama ikinci yarısı çok adrenalinli geçti. Zor maçlarım var. Karabük, Antep deplasmanı. Karabük de ligde iyi durumda. 3. sırada. Avrupa'yı garantilemişler ama Avrupa'yı garantilemişler gerçi ya. Rahat bıraksınlar beni. Hemen hızlıca oyuncu genel bakışına bakalım. Van Persie 20 golle lider. Aboubakar 17 golle çıkmış. Van Persie şuradan bakalım hemen. Totalde 27 gol atmış. 30 gol diye düşünüyorum bu sezon. İnşallah 30 gole ulaştırırız. Fikstürümüze bakalım ne kaldı? Karabük, Antep ve Galatasaray maçlarımız kaldı. Bu bölümü burada noktalıyoruz arkadaşlar. İnşallah bir dahaki bölümde 3 maçta 2 kupa alacağız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bana da afiyet olsun.